Hani der ya, aç tokun halinden ne anlasın? Haksız mıyım sizce? Açıksın birisi desin ki benim ekonomim iyi diye seninki de iyi olması gerekiyor. Kimse bunu diyebilir mi? Soralım. Ekonomiden memnun musunuz abi? Ben memnunum. Neden memnunsun? Memnunum. Adam cebinde bir 10 milyar telefon var. Nasıl yok? 10 milyar telefon taşıyor cepte de. Ekonomiden siz niye her şeyi telefona çeviriyorsunuz? Ekonomide nasıl? Bir dakika, siz niye her şeyi telefona... Abi 10 milyar telefonum var. Nereye 10 milyar? 10 milyar mı? 10 milyar telefonum var. Var mı? Bak. Benim telefonum çalışıyor musun? Bak, dur. Çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Niye çalışmıyorum İşsizlik peki? Var. Okumak istiyorum. İş var. Ya sen ne hani? İş tamam var. Çalışsan bak ya. Ben sana diyorum ki ben çalışsam ne? Cebindeki parayı göstersene. Yatarak. Cebindeki parayı göstersene. Cebindeki parayı. Benim param var lan. Ekonomi. Tamam, ekonomi bir saniye. 100 lira olsun burada. Biz ekonomi bir bu telefonla mı düzeltiyoruz? Ben paramı ne konuşalım? Bir saniye ben söylüyorum. Şimdi ekonomi bir saniye kardeşim. Bir saniye. Şimdi ekonomi bu telefon üzerine mi kurulmuş? Yok. Sen diyorsun benim cebimde 10 milyarlık telefon var, ekonomi düzgün diyorsun. Ekonomi Avrupa'ya şikayet ettiğin zaman, tamam, Türkiye'de yatırımcı gelmesin dediğin zaman bu şekil ekonominde batar. Hükümetine, devletine sahip çıkacaksın. Ondan sonra yatırımcı da gelecek, ekonomin de düzelecek her şey. Otobüslere biniyor musun diyorsun? Biniyorsun. Göster. Bak bu benim değil, benim abimin, tamam mı? Bak biniyorsun sırf değil mi? Binemiyorum tamam, diye ben bununla biniyorum, bak, anladın mı? Abi Kaşiye bir cilt, otobüste hep arızalı işte. Hem bana bak sırf bunu görseler bana da ceza. Hadi yazsınlar. Bak ben buradayım, ah yazsınlar bana ceza. Otobüsleri falan biliyor musun metro otobüsleri? Hep arızalı işgali, hep. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ofis olarak kullanıyor. 2 milyon 600 liradan aldığı akbil 4 milyon 250 lira olmuştur. 750 liradan aldığı ekmek, halk ekmeği 1,5 milyon oldu. Neyin hesabı ne değil? Bir yatırım var mı? Bir alt yatırım, üst yatırım? İyi mi abicim? Ekonomi işte bu tip insanlar bu zihniyet sahip olduğu zaman ekonomi böyle batıyor. Ekonomiye sahip ol. Bir dakika ben konuşayım. Ekonomiye sahip çıkacaksın. Memleketini gavrat şikayet etmeyeceksin. Turist gelecek, turist gitsin yalsın diyor burada. Güvenlik yok, korona var diyor. Vatandaşın önünü kesiyorsun. Nasıl ekonomi düzelecek? Alım gücümüz düştü mü? Alım gücü düşmedi. Millet hep gidiyor. Lokantalara bak tiktim dolu. Bu millet gezebilir mi? Evini olur diye. Alım gücü düşse. Demek ki para vardır. Buralara gelebiliyor. Para arkadaşlarımıza diyor ki ekonomi çok kötü. Alım güçleri düştü. Vatandaşlarımızın çoğu bunu söylüyor aslında. Size göre iyi olan tarafı adam, ne ekonomi? Adam kik yaşına emekli olmak istiyor. En verimli çağında kik yaşına emeklilik mi olur arkadaşım? Değil ki benim ya ben buraya konuşayım. Ha buraya konuş. Tamam, sen diyorsun da sen daha buraya konuşsun. Adam emekli oldu. Ondan sonra ekonomiden Allah'ına şükür. Bir saniye. Senden Allah razı olsun. Adam bir kişi gider mi dedin? Tam da yanında denk geldi. Yani 60 yaşından 65 yaşında şu an emeklilik değil mi? Benim babam şu an 54-55 yaşında mesela normalde emekli aç olması gerekiyor. Adam yaşlı başlı. 65 aç yaşından nerede, sonra aç, o aç adam nerede emekli olmuş ne olmamış ne? Tabutta emeklilik yani olur. Yani mezarlıkta emeklilik olur. Bu ne? Öldükten sonra emekliliğin ne anlamı kaldı? Sen neler söyleyeceksin? Konuya bakıpsın artık ekonomi. Ben sana son bir şey söyleyeceğim. Türkiye bitiyor abi. Bu yani gerçekten bitiyor. Aşıklar öncesi Suriye'den beter olacak. Suriye'den beter olacak. Bir şey söylemek istemiyorum. İçeri atarlar beni abi. Şimdi konuşturmayın ya. Ondan abi nasıl düzelecek ekonomi? Bir bok yanlış ayıp da söylemesi düzelemez abi. Ekonomi ölüyor. Dolar da 10 lira oldu. Oldu abi. Bitti işte. Euro 12 lira oldu euro. Bitiyor abi. Oldu. Sömürüyorlar bizi abi. Sömürüyorlar. Biz onları gasp edeceğiz. Sizce bu ekonomi nasıl düzelecek? Bu ekonomi bence böyle gider daha da kötüye batar gibi geliyor bana abi. İnsanlar orada bir tane yanlış var mı? İnsanlar öğrenci telefonu almayacak mı cebine? Yemeği yemeyecek mi? Kahve içip bir çay kahve içmeyecek mi? Gençlere ekonomiyi soruyorlar, telefonunu çıkartıyor. İnsanlar restoranlarda dolu diyor. İnsan bir yemek yemeyecek mi? Aç mı kalsın evinde mi yatsın ya insanlar ya? Telefon üzerine sürmüyor ki. Ya onlar ben telefonunda telefondan da ödemiyorum kardeşim. Onlara söylüyorum zaten. Telefonunu gösterdi lan. Telefon 5 bin lira olsun olacak. Telefonu çıkardı. Yemek yemesin mi insanlar? Aç mı kalsınlar be kardeşim? Neden kötülüyorsunuz? Ekonomi iyi mi? Avrupa'da ekonomi farklı mı sizce? Farklı mı sizce Avrupa? Ben başka abi, bir şey söyleyeyim, sen başka bir şey. Ekonomi iyi mi sizce? Bence aynı, her ülkede aynı. Abla dolar olmuş 10 lira. İşte ekmeği 25 lira. Sömürüyorlar bizi, sömürüyorlar. Her ülkede aynı. Her ülkede aynı değil canım. Hayır, her ülkede aynı. Nasıl aynı abi? Aynı. Sizde...
Genel olarak kriz var her yerde. Şöyle sorayım o zaman, geçinebiliyor musun? Genelde de kriz var. Biz de aynı zor güç geçiniyoruz. Her yerde kriz var. Neden siz Türkiye odaklanıyorsunuz? Neden sürekli hep Türkiye baş yerde? Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin ekonomisi... Ama Avrupa'da da aynı. Niye Avrupa siz gibi delal çağırmıyor? Ha, Avrupa'nın kriz böyle var, Avrupa'da böyle var. Avrupa'ya gittin mi? Ben Avrupa'da yaşıyorum. Avrupa'da yaşıyorsun. Evet, orada da. Peki hemen. Viyana'da yaşıyorum. Şunu da sorayım. Gösterebilirim sana. Şunu da sorabilirim. Siz gibi biz de zor geçiriyoruz ama biz sizin gibi yaygara yapmıyoruz. Avrupa'da sürünüyorlar. Oradaki dolar, yani dolar değişti. Burada kıymet şimdi, abi dolar. Sence nasıl iyi ekonomi? Abi herkes zor kanaat geçiniyor ama herkes zor geçiniyor. Sadece yani Türkiye değil ki ama. Askeri ücret kaç para? 1200 euro. Burada. Ha, burada 2800. Şimdi, benim 1,5 milyar kiram var. Kalır kaç para? Benim kaç kiram var? Orada ben yaşam doğalgaz var. Elektrik veriyorum. Kalır benim kaç para? Kaç kiram var? 600 öyle kiram var. Instagram'ın var mı? Instagram'ın var mı? Var. Gir Instagram'ını aç. Bir resim resimlerinize bir bakayım. Hangi mekanlarda resim koymuşsunuz? Yok abi o mekan önemli değil. Yeter ki aldım. Kardeşim ben bak Londra'da kalıyorum. 3 haftadır ben Londra'dayım. 3 haftadır şöyle, buraya geldim. Sen çok saçma. Bırak o işi geç. O işi geç. Ben gurbetçiyim abi. Ben orada doğdum. Orada büyüdüm. 3 haftadır ben bu. Instagram'ı boş verelim. Instagram'ı boş verelim. Aşağı o işleri boş. Instagram'ı boş verelim. Kardeşim ben 3 haftadır buradayım. İstanbul'da gezmediğim yer kalmadı abi. Bütün kafeleri, en lüks yerlere de hepsi tıklım tıklım. Kim alıyor ya? 3 bin lira alan maaş da aynı yerde geziyor. 10 bin lira alan maaş da aynı yerde geziyor. 20 bin lira alan... Peki, bizimkiler şov için abi, ambalaj için yaşıyorlar bizim insanı. Bizde ekonomi geç abi, iyi mi? Kendim kardeşim, ben ne şov yapacağım burada? Ekonomi iyi mi diyorsun? Yani. Abi, ekonomi her yerde aynı. Bir saniye. Ben Avrupa sürünüyor diyor. Ben Londra'da. Ben 1800 lira giderim var. Aldığım maaş 2200-2300 lira. Geçinebiliyor musun? Hanımım çalışmasa geçinemem. Alım gücünüz nasıl? Ha alım gücü Allah var. Buraya bakaraktan daha iyi. Ha burada her şey işte, burada bir çay. Ama işte. Ya tamam ben sen Türkiye onu diyorsun da. Ben Türkiye vatandaşıyım. Kardeşim sen onu diyorsun da en lüks mekanlarda her yer tıklım tıklım. Al. Ya, caddeye bak her yere. Hepsi işte aynı. Yurt dışından abla zengin değil ya. Zengin değil ya. Alım gücü düştü diyorsun. Fakirler oturur burada bir düştü tane. Abi, düştü abi. Dolar 10 lira 10 lira oldu. Düştü abi düştü. Dolar 10 lira oldu. Bunun için neler söyleyeceksin? Abi o her yerde aynı. Londra da aynı bak. Peki nasıl düzelecek? Londra da aynı. Ekonomi. Sence düşer mi abi dolar? Düşmez ya. Bu gidişle ben düşmez. Bu gidişle düşmez. Aa, peki nasıl düzelecek ekonomi? O tarafta hiç bilgim yok. Gidiş kötü. O zaman yurt dışında yaşayan birisi olarak Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Hem ekonomik anlamda abi ben yaşam standartları. 2 seneye kadar ben dönmeyi düşünüyordum. Geldim gördüm dönmem. Neden? Telaşlılık yapıyor, Instagram'ı aç falan diyor. Abi benim demek istediğimi siz anlamıyorsunuz. Tamam. Ya, burada ya, mesela ya, askeri maaşla madem sen Türkiye'ye niye memleketine dönmüyorsun? Abi askeri maaşla övüyorsun. Niye dönmüyorsun? Kardeşim ben dönmem. Masraflı diyorum. Size ben anlamıyorum. Her yer tıklım tıklım. Diyorsun ki burası Instagram'ı aç falan. Ya sen anlamıyorsun. 10 bin lira alan maaşta. Biz neyden bahsediyorduk kardeşim? Ben bu arkadaşın oradaki yorumuna girdim. Benim yorum neydi? Biz neyden bahsediyorduk? Peki, buradaki şu anda? Şu anda ekonomi iyi mi? Tam ben de anladım. İyi değil. Peki nasıl düzelir? Abi düzelir o derecesini bilmiyorum. Ben pek şey o derecesine giremem yani. Konuşamıyorsun. 28. Nasıl düzeleceğini konuşamıyorsun. Ne diyeceğini abi, bilemiyorsun. Sizin gibi insanlar olduğu sürece düzelmez ya. Öyle konuşma bak. Senin gibi insanlar gibi. Sizin gibi aç. Bir dolar kaç lira? 10 lira almış. 1 milyon ne kadar? Kaç dolar yapar 1 milyon? Şu anki 1 milyon kaç dolar? Sen neredesin be? 10 kuruş ölen anca yapar. Efendim? 10 kuruş ölen anca yapar. Daha neyin tartışmasını yapıyorsun sen? Tamam abi sen de. Bir dolar, oradaki 1 dolar buraya gelince kaç dolar kaç lira oluyor? Ben de sterlin getiriyorum. Bir sterlin bozulsam 13 lira. Ha. Bitti. Yani buraya sen 1000 sterlinle gelsen abi hayat 10 dolarla ne kadar alışveriş yapabilirsin? 1000 sterlin 13 bin lira. Market aldı ama belki bura 10 liradır abi. 1 dolar ya 1 dolar. Öyle. Kaç lira 10 lira? Yok abi siz anlamazsınız. Abi 1 dolar da iki tarafa kola gelir bak. Da var. 1 dolar da iki. Asker ücrette de aynı mekana abi, gidiyor. En lüks adam da aynı mekana iki, gidiyor. Buranın bir adam kirasız. 1 dolarıyla burada iki tane kola gelir. İki tane kola. Burada 1 lirayla bir kola alamıyorsun ya. Peki bir dedin ki iyi, sonra dedin ki ekonomi kötü, sonra dedin ki dönmek istiyordum. Şimdi diyorsun ki dönmek istemiyorum. Dönmem. Dönmem. Yok abi benim demek istediğim. Bak mesela bu adam mesela. Lafı meclisten dışarı. Sen asker ücretli çalışıyorsun, benim maaşım 10 bin lira mesela. İkimiz de aynı yerde takılıyoruz. Ben onu anlamıyorum Türkiye'de. Adalet değil midir yani? Herkes istediği yere yok gidemez abi, mi? Öyle de ondan sonra birisi çıkıp da yetmiyor deyince orada sıkıntı. Sence yetiyor mu?
Yetmez abi, bu durumda. 1800 lira yeter mi burada? Ben doğru söyle şey. Doğru söyle. Ben 1500 lira kira veririm abi. Yetmez abi. Ben 1500 lira kira veririm. Benim kuzenim 2200 lira ödüyor. Peki, adamın iyi bilen vatandaşlarımız da var. Yani ekonominin iyi olduğundan bahseden vatandaşlarımız da var. Sence neye göre iyi diyorlardır? Abi adamın tuzu kuru olur, affedersin. İyidir. Bak geldin abi. Bana şimdi göre, bana benim göre konuma iyi geldin? Benim yok, söylediğimi sen, söylüyorsun şu an. Sen ne konuya geldin? Şu an benim söylediğim konuyu söylüyorsun. Ablanın ben. Bana dedi ki bana geldi. Şimdi abla nerede? Yok, ben vardım burada. Bir Ablacığım abla konuş ya. Yok ben konuşmuyorum. Ekonomiden bahsediyoruz. Yok siz konuşun arkadaşlar. Ekonomiden bahsediyoruz. Ya ekonomi. Evin ekonomisi de aslında sendedir. Sen daha iyi bilirsin. Her şey öyle, her şey. Ya 3 katına her şey düşmüş. 3 katı, 4 katına düşmüş. Az mı ya bu arkadaş konuşuyor, gerçekten yanlış konuşuyor öyle. Nasıl düzelir? Hiç düzelmez. Düzelmez sıfır. Düzelmez. Bazı vatandaşlarımız da ekonominin iyi olduğundan da bahsediyorlar ama. Onlar zenginlerdir, zenginler. Onların durumları iyi. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdı? O bende kalsın, boş ver. Herkes de zaten pişman olmuş, kime vermişler. Herkes de pişman olmuş. Şimdi sen hatayı nerede yaptın biliyor musun? Şimdi kalkıp bu arkadaşa diyorsun ki Instagram'da ne abi, her mekanda fotoğraf çeken ekonomisi iyi, parası iyi var, çok var abi anlamına gelmiyor ki. Türk gençlerinin çoğu fotoğraf çekiyorum. Ben Galatasaray fotoğraf çekmek parayla mı? Sen Instagram'ı açtın. Şunu da sormak istiyorum. Ben burada fotoğraf çekiyorum, oturuyorum. Parayla mı fotoğraf? Ya hayır, şimdi bu da bizim kafaya geldi zaten. Bizim yok, bak abi, ben onu sormak istiyorum. Bir laf söyledi zaten. Ben oraya girdim de tam orada şey yapamadım ben. Anlayamadım. Niye giriyorsun bak onu? Unuttum. Şunu da sormak istiyorum. Türk gençlerinin çoğu Avrupa'ya gitmek istiyor. Sence neden? Aç kalırlar abi. İnan aç kalırlar. Al işte abi. Biz hayatı burada yaşıyoruz. Bak dönüyoruz buraya, paramız da elli olduğu için. Bak sen gelsen en kral İngiltere'ye gel mesela, senin gelinde istiyorsan baban olsun bro, tutmazlar elini. Peki o zaman şunu da sorayım. Tutmaz abi, istiyorsan baban olsun. Ben gittim gördüm ya, ben 28 senedir oradayım. Türkiye'nin ekonomisi buna bait, buna. Ben şoförüm, adam ne git, ne telefonu gitmez kullanıyorsun? İlla ki bu telefonu çoluk çocuğumuzu elle vermek zorunda mıyız? El alem dersini dokomatikle kullanıyor. Hacı abi bana diyor ki hangi telefonu kullanıyorsun, cebindekini senelik göster. 60. Benim çocuğum liseye gidecek. Senelik 60. Telefon orada lazım, senelik, dokomatik. Yani sonuçta lazım. Dersler artık teknoloji üzerine. Şimdi ben bunu çocuğuma vereceğim. Hacı abi mutlu mu olacak? Zenginin çocuğu alırken güzel, benimki alırken kötü. Ya ekonominden soruyoruz ya. Ya olmuş babam 100 milyon olmuş. Neyin ekonomisi? Nasıl düzelir? Aklım almıyor. Nasıl düzelir? Ciddi anlamda vergi çalmadan aramızdaki bütün hırsızları kovaraktan düzelir. Başka düzelme şansı yok. Peki şurada bile arkadaşlarımız birbirine girebiliyor. Tahmini yok ya. Arkadaş Avrupa'dan gelmiş, benim vatandaşıma gider yapıyor. Sen benim vatandaşım da gitsin o zaman. Ya burada kal, bayrağına, devletine sahip çık. Buradaki insana sahip çık. Avrupa'dan gelip ahmağı kesmenin bir anlamı yok. Kusura bakmayın ama şu telefon çok sormaydır. O hacı amcalar diyor ya, cebindeki telefonu göster. O genç çocuklara, liseli çocuklara diyorlar göster. O tenekeye gidip kantinde simit ne kadar? Bakmıyor. Devletin özel değil. Kantinde ne kadar? Bir poğaça ne kadar? Su ne kadar? 2 milyon suya BİM'de ta ucuz. Ya devletin okulunda su 2 milyon olur mu ya? Alım gücümüz düştü mü? Yok babam ya, niye düştün ki? Ya nasıl düşecek? Dalga mı geçiyorsunuz? Alım gücü denilen bir şey mi var? Arkadaşlar sportaya çıkıyor babam. Görmüyorum abi. Ya buna çıkıyor. Ne yapalım? Adam borsayı satmamak için insanlar namusuyla çalışıyor. Namussuzlar Müslümanlık kılına girmiş. Müslümanların kılığına girmişler, bizi ahmak kesiyorlar. Peki abicim. Ya ben bugün kusura bakmayın, burada insanlar birbirimize giriyoruz. Yok, yanlış anlamayın ya, öyle oluyor. Birbirimizi tartışıyoruz. Ya sıkıntıya giriyoruz çünkü ben bugün belediye otobüsüne bindim ve belediye otobüsü bozuldu. Tabii ki tepkimizi göstermek zorundayız, bakım yapılmamış diye. Şahıs bana başörtülü bir kadın arkadaş, bir de sakallı bana AKP propagandasını yapıyor. Yapma, CHP'nin suçu var da CHP'yi de suçlayalım. AKP var da AKP'yi de suçlayalım. Recep Tayyip Erdoğan benim Allah'ım değil. AKP de benim dinim değil. Bu zihniyetten kurtulamıyoruz. Her seferinde tutturmuşuz. Başka kim var? Başka kim var? Başka kim var? O zaman babam bunlardan başkası yoksa, bunlar ölürse biz ne yapacağız? Peki bazı vatandaşlarımız da ekonomimizin iyi olduğundan da bahsediyorlar. Sizce neden iyi diyorlar? Tırşıkçı tayfası babam. Tırşıkçı tayfalı. Alışmışlar bedavaya. Çalışmamışlar. Yalakalık yapıyorlar. Amcası AKP'dendir. Ya da MHP'dendir. Rantı güzel yerden. Elinde kartı var. Devlet buna bir kart veriyor. Gidiyor 300-500 milyonluk bir vakıftan alıyor. Bir ondan alıyor. Bir bundan alıyor. Tabii ki ona bedava. Çalışmadan geçinir. Bütün vakıflardan para topluyor. Bütün vakıflardan. Kızılay'ı yardım ediyor. Öbürü yardım ediyor. Ondan sonra vatandaşın durumu iyi.
ki almasın yardımları, ben onu görürüm. Geçinebiliyor musunuz? Ama onu da her geçiniriz ama nasıl geçiniriz? Ama onu da her aç değiliz, bakın aç değiliz. Ama nasıl geçiniriz? Sorun burada. Aç değiliz. Doğru. Ama çoluk çocuğumuzda yol parası verirken ertesi gün hesabını yapıyoruz. Çocuğum bunu hissediyor. Diyor ki yarın acaba benim babam bana yol parasını bulabilecek mi? Çocuk onu artık bunu dayatıyoruz çocuğumuza ya. Azarca diyoruz, azarca. Çocuğa azarca denilir mi? Biz bunu diyoruz ama baştaki o saraydaki acaba onun hesabını yapıyor mu? Elektrik su faturasının hesabını yapıyor mu? Vatan bayrak sevdası olmuş olsaydı bu ülkenin kantinine gider bakarlar. Okullardaki çocuklar nasıl geçinir? Kaç kuruş para alıyorlar analarından babalarından? Başka bir şey demiyorum ama onların hepsi bir teneke. Tırçıkçı tayfası. Son olarak bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Oyumu şuna emin olabilirim ki AKP ve MHP'ye vermem. Çünkü onlar birer vatan haini. Onlara vermeyeceğim kesin. Ama hesabımı yaparım. İnşallah karşımızda alternatif var. Ciddi partiler var. Vatan haini olmamış olsalar benim çocuğumu insanlara, Avrupa'daki insanlara özendirtmezler. Çocuğum niye Avrupa'ya özensin ya? Hani Osmanlı'dık? Osmanlı torunuydu. Hani huzur şehrimizdi? Ne oldu? Ben niye Avrupa'ya gebe kalayım? İkide bir Avrupa rovandası yapayım. Adam orada Avrupa vatandaşa gelmişiz. Gurbetçi gelmiş. Adam benimle bunu tartışıyor. Ben bu kadar alıyorum. Babam alıyorsun da sen burada babalar gibi yaşıyorsun. Doğru. Ben o parayla gidip yaşayamıyorum. Yaşayamıyorum ya. Benim Müslüman kardeşlerim Suudi Arabistan'da. Ben buranın parasıyla haca gidemiyorum ya. Hayırdır? İşte bunlar vatan haini olmamış olsaydı. Hani dört tarafımız cennet şehir değil mi? Cennet şehirde ben nasıl kendime bir şey bulamıyorum? Niye bulamıyorum? Sorun burada değil mi? Demek ki burada biz hırsızları almışız, başımıza yerleştirmişiz. Nasıl düzelecek son olarak? Ya son olarak tek düzelme sorunumuz ciddi anlamda gerçekten de vatansever iş adamlarımız varsa vergilerini verecekler ve bu hırsızlara hiçbir zaman peş peşe çekmeyecekler. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.